Samsun'un nabzından iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yine Samsun'u konuşacağız. Samsun'la ilgili içerikleri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Programımızın isminde geçen temas kavramımızın özü olan tema Samsun, tema sanat. Bu iki özü birleştirerek aslında bir şekilde Samsun'a yine temas etmeye çalışacağız. Geçen haftaki programında son aşamasında sizinle bu haftaki konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulunmuştum. Teknofest'ten konuşacağız. Teknofest Samsun, Teknofest Karadeniz imajlarını konuşacağız. Ve dolayısıyla Teknofest sürecinin yaklaşık bir yıldır 2021'in Eylül ayından itibaren yaklaşık 11 aydan beri gündemimizi meşgul eden, önemli ve canlı bir gündem olarak Samsun'u meşgul eden bir festivalden bahsediyoruz. Çoğumuzun malumu 2018'den itibaren ilki İstanbul'da yapılan ve bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Teknofest, teknoloji, havacılık ve uzay festivali diyebiliriz kısaca. Türkiye'de yapılan bu festival bu alanda yani havacılık anlamında dünyada ilk sayılabilecek bir festival. Fiziki yapısıyla, sunum ve temsil özellikleriyle ve içerikleriyle aslında gurur duyulacak bir de bir potansiyeli haiz. Bu anlamda böyle büyük bir organizasyon ve kapsamlı bir içeriğe sahip ve bugüne ve geleceğe yönelik esprisiyle teknolojiyi birleştirip hayal güçlerimizi ve beklentilerimizi hangi tür içeriklerle nasıl inşa edilebileceğiyle ilgili öngörülerimizi de besleyebilecek bir festival organizasyonu. Bu işte 3-4 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen bayağı tesir oluşturuyor. Türkiye çapında olduğu kadar bu yıl yine kısa zaman önce Azerbaycan'da da yapıldı. Uluslararası bir hüviyet de kazanmış oldu. Bu açıdan baktığımızda sadece ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda da gurur duyulabilecek bir etkinlik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirebiliriz diyebiliriz. Teknofest Samsun kararı İstanbul'un dışında ilk şehir örneği olarak alınmış bir şehir örneği değil. 2 sene önce Teknofest Gaziantep yapıldı. İstanbul'dan sonra ki İstanbul'da başladı ve bir İstanbul'da bir Anadolu'nun bir şehrinde İstanbul'un karşısında Anadolu gibi tabir ettik ama Türkiye'nin başka bir şehrinde, bir ilinde yapılan bir festival hüviyeti de kazandı. Dolayısıyla ikinci İstanbul dışında bir şehirde yapılması planlanan festivalin ikinci şehir olarak Samsun tercih edildi. Bu ilk gündeme geldiği andan itibaren, ilk paylaşıma uğradığı andan itibaren tüm Samsunluları, Samsun'u oldukça memnun eden bir haber oldu. Ve bu haber üzerine de ülke çapında olduğu gibi şehir olarak da bir şekilde bir teyakkuz atmosferi söz konusu oldu ve hala bu teyakkuz devam ediyor. Yani şehrin festivali ağırlaması, festivalin yükünü kaldırması, bununla ilgili süreci yönetmesi
sadece birkaç kurumun üzerine yüklenmiş, valiliğe ya da büyükşehire ya da diğer belediyelere yüklenmiş bir yük değil. Ulusal anlamda bir yük aslında ve bunun içeriğini teşkil eden, dolduran etkinlikler, yarışmalar ile paydaşları oldukça fazla olan bir etkinlik. O açıdan tüm Türkiye'yi biraz daha insan açısından baktığımızda tüm Türk insanlığı ve büyük bir oranda da Türk gençliğini ilgilendiren bir organizasyon. Evet, Teknofest teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında bugüne ve geleceğe yönelik bir hayal gücü, beklenti ve hedefler üzerine tasarımları, kurguları, hedefleri, araştırmaları, projeleri ön plana çıkarmamızı sağlayabilecek, bunlara sondaj yapmamızı sağlayabilecek, değerlendirme ortamı sağlayabilecek bir kapsam oluşturduğunu az önce de yine altını çizdim. Bu anlamda baktığımızda tüm eğitim kurumlarını, yani ilkokuldan üniversite çağına varınca, hatta diğer profesyonellere varıncaya kadar da eğitim kurumlarının bir şekilde müfredat paralelinde bütün yıl boyunca pedagojik anlamda içeriye yansıyan ve yarışma kategorileriyle, her yarışma kategorisine bağlı olarak da öğrencilerin, gençlerin üreteceği projelerin eliminasyon sistemleriyle finallere kalması ve teknolojik bu çalışmaların Teknofest dediğimiz organizasyon içerisinde o 4 günde, 5 günde sergilenmesi bir hedef en başta. Sloganları var Teknofest'in. Ayakları yere basmayan festival diye kendisine ait bir sloganı var. Bu ulusal çapta da kullanılan bir festival sloganı. İstanbul dışına çıktığında Antep'e geçtiğinde festival, Antep'te festivalin güneşi doğudan yükseliyor diye bir sloganı vardı. Ve festivalin el sahibi olarak belirlenen il festival ile daha çok anılıyordu. Ama sloganlar daha çok bölgesel olarak ön plana çıkıyordu. Bizde de kullanılan slogan Teknofest'in rüzgarı kuzeyden esiyor diye. Bakacak olursak aslında Teknofest kapsamlı olarak baktığımızda şöyle bir kısaca bir tarifnamesini sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında nedir sorusunun cevabını aldıktan sonra diğer boyuttaki paylaşımlara geçebiliriz. Yönetmenimizden de rica ediyorum, videolara yavaş yavaş geçebiliriz. Teknofest milli teknoloji hamlesi olarak bir start oluşturdu kendisine. Teknoloji hedef, gecikmiş, beklenen ve olması gereken bir aksiyon olarak hamle kavramı devrede ve milli kavramı. Dolayısıyla silah, teknoloji, uzay, havacılık gibi kavramlar özellikle milli savunma anlamındaki bir tabirin şemsiyenin altında olması gereken bir tabir ve son derece de doğru bir kullanım. Yani milli teknoloji hamlesi diye. Bu kullanım hakikaten Teknofest'in milli hüviyetini tam olarak karşılıyor mu? Buna bakmak gerekebilir. Bunu tartışabiliriz, bunu değerlendirebiliriz belki. Bu konudaki takdirleri size bırakıyorum. Birkaç yıllık geçmişine bakarak aslında teknoloji hedefli böyle bir kapsam içeriğine sahip olan bir festivalin milli kimliğini değerlendirmek gerekiyor. Milli teknoloji hamlesi sloganıyla yola çıkan Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı. Tabi burada Türkiye toplumu ifadesi, Türk toplumu falan bunlar hep tercihen kullanılan ifadeler. Ben alıntıdan mesulüm ve size alıntıyı okuyorum şu an zaten. Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı Teknofest, Türkiye Teknoloji Tanıtım Takımı Vakfı, yani T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle gerçekleştirilmektedir.
Festival teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, Aselsan, Baykar, BMC, Bilişim Vadisi, Havelsan, Roketsan, Sanko, STM, Tarnet, TAI, Türk Hava Yolları, TürkSat, TEİ, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM ve TÜBİTAK SAGE gibi destekçilere sahip. Yani aslında baktığımız zaman öğrenci ve genç odaklı bir festival olduğu anlaşılıyor. Bu paydaşlarıyla ve destekçilerine de daha çok netleşebiliyor aslında bu görüntü. Üniversite ve lise, orta öğretim kurumları da beraber baktığımızda aslında akademik bir duruşa sahip. Destekçilerinin çoğu da akademik vasıflar ile gündeme gelen destekçiler. O açıdan ben teknoloji festivali, yani Teknofest olarak adlandırdığımız bu festivali akademik görmek gerektiğine, milli duruşa sahip akademik bir yapı ve etkinlik çerçevesi içerisinde geleceğe ışık tutmaya çalışan hayalleri, hedefleri gün ortasında, gün yüzüne çıkarmaya çalışan bir proje etkinliği olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, milli teknoloji hamlesi ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve bundan sonra da çok daha fazla ihtiyaç duyacağı bir başlık. Bu özelliğiyle baktığımızda sadece askeri anlamda değil, yani teknoloji üreten toplumlar, hatta ileri teknoloji üreten toplumlar, toplum olarak da, coğrafya olarak da, millet olarak da, ülke olarak da ileri konumda yer alıyorlar zaten. Bu sadece ekonomik bir boyut değil, bu sadece pedagojik bir boyut değil, bu sadece yaşam konforunu ilgilendiren bir kapsam da değil. Bu aslında tüm hayatı ilgilendiren ve tüm dünyayı, tüm insanlığı ilgilendiren arayışların, hedeflerin, beklentilerin cevabını bulabileceği bir kapsam ile, muhayyel içerikler ile icrai noktaya taşınan bir özelliklere sahiptir diyebiliriz. Öncelikli olarak şuna değinmek istiyorum. Biraz yerine taşıyalım olayı. Yani ulusal anlamda hakikaten milli teknoloji hamlesine karşılık gelebilecek uygulama, beklenti, içerik ve yönelimler ve motivasyonlar oldukça fazla. Bu anlamda gençliğimizi yaklaşık 40'a varan yarışma kategorisiyle de bir şekilde bilime, teknolojiye odaklayan, konsantre eden bir hedef ile de tümleşik bir karaktere sahip olduğu için bunu son derece olumlu görmek lazım, pedagojik görmek lazım ve akademik görmek lazım diye tekrar Samsun özeline geçmek istiyorum. Şimdi Antep ile Samsun'u mukayese etmek durumuyla olaya giriş yapmak istiyorum. Teknofest Antep içerisinde işte Teknofest'in rüzgarı güneyden esiyor denilmedi ama Teknofest'in güneşi güneyden, şey doğudan yükseliyor denildi. Aslında Antep güneye ait bir şehir. Doğu, ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi arasında zaten bir geometrik şeyleri, kutupluluk var. Ama orada doğudan ifadesi kullanılmıştı. Bana göre Antep, Adana gibi, Antalya gibi güney ile beraber daha uygun bir kullanım olabilirdi. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Teknofest'in milli olması özelliğiyle, işte İstanbul örneği var, büyükşehir örneği var. İstanbul'un işte hüviyeti var, kimliği var, megakent özelliği var ve havaalanının genişliği ve katılımın da büyük, organizasyonun büyüklüğü zaten bize böyle bir fiziki yapılanmayı mecbur kılıyor diyebiliriz. Bu anlamda Teknofest'in batısı olacak mı acaba? Güneyi olacak mı doğusu olduğunu kabul etsek eğer? Ve Teknofest'in paydaşları olarak baktığımızda aslında işte büyükşehir belediyeleri ve valilikler, öncelikli olarak valilikler olayın, çünkü milli bir mesele. Dolayısıyla işin içerisinde şirketler de olsa, özel şirketler de olsa, teknoloji üreten firmalar ya da markalar da olsa, aslında ulusal anlamda baktığımızda bir organizasyon ve içeriği milli dediğimiz bir organizasyon. Bu anlamda devletin sahipleniciliğini görüyoruz. Devlet bu festivali sahipleniyor. Organizasyonların sağa sola dağıtılmasında, illere dağıtılmasında da devlet bu tasarrufunu
ve takdirini kullanıyor. Biz yine bu tasarruf ve takdiri kullanmaları açısından, Samsun Devletleri açısından da bu şansı teşekkür ediyoruz tekrar ama sonuçta il paydaşları içerisinde iktidarın hükümeti yani yöneten, ülkemizi yöneten siyasi organizasyonun belediye başkanları var. Muhalefet partilerinin belediye başkanları falan var. Dolayısıyla belediye başkanlarının örneğe olaya katılımı, bu olayın milli olma özelliğiyle paralel olarak sahiplenici söz konusu oluyorsa eğer, işte Teknofest Batı İzmir gibi, Aydın gibi, Muğla gibi, Teknofest işte Manisa gibi ya da işte Teknofest Antalya gibi, Mersin gibi, Adana gibi, işte Trakya gibi bölgelerde de tekrarların olması gerekiyor. Yani belediyelerin başka partiden olması ya da muhalefet olması bu milli özelliği, duruşu çok zedelememesi lazım ya da bununla ilgili bir muhalefet geliştirilmemesi lazım. Bu ulusal bir konu, ulusal bir içerik ve milli kapsamlı bir içerik olduğu için bunu büyük ölçüde korumamız gerekiyor. Ve bu süreçten sonra muhtemelen yine seneye İstanbul'da olacak ama daha sonraki sene Teknofest Batı olsun. Teknofest Batı'ya ilham veriyor diye bir slogan üretsinler ve orada kullanılsın. Teknofest Güney olsun. Yani kuzeyde Samsun işte AK Parti'nin belediyesi, Gaziantep AK Parti'nin belediyesi, sadece AK Parti'nin belediyesinde yapılan İstanbul şu anda CHP'de ama 2018'de başladığında yine AK Parti'ydi. Bu açıdan baktığımızda siyasal konumların bu organizasyona katkı sunma durumlarını son derece daha geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Buradan Samsun'a geliyoruz. Evet, biz de Teknofest Samsun olarak olayın ilk algısını yaşadık. Geçen yıl Eylül ayının İstanbul'daki festival bittikten sonraki süreçte Teknofest 2022 Samsun'la müjdesini özellikle önce siyasetten alıyoruz. Daha sonra kurumsal yapılara falan bu geliyor. İki tane üniversiteye sahip bir şehir olarak Samsun, Antep'te 4 üniversite, 5 üniversite var. Dolayısıyla üniversitelerin ve yine orta öğretim kurumlarının Türkiye ortalamasının biraz üstünde olan bir şehir olarak akademik sahiplenicilik zaten belli bir konumda söz konusu. Büyükşehir Belediyesi olayı sahipleniciliği ve Teknofest ile ilgili hala altyapı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini görüyorsak eğer ki programa biraz geç başladık bugün. O da trafik yoğunluğunun, trafikle ilgili asfalt döşeme işlemlerinin devam etmesi ana yollarda bize Teknofest ile hazırlıkların son dakikaya devam edeceğini gösteriyor şu anda. Şehir festivale hazır. Havaalanı da yapılacağı için havaalanının festivale hazır olması muhtemelen sağlanıyor. Ve bu konuda çabaları zaten görüyoruz ve şahit oluyoruz. Akademik çabalara da görüyoruz ve şahit oluyoruz. Milli eğitim kurumlarında da yine gündemi takip ettiğimiz zaman haber kuruluşlarında ve okul internet sayfalarında yine finallere kalanları, yarışmaların kategorilerini, içeriklerini ve yapılan çalışmaların, uygulamaların örneklerini görebiliyoruz. Bu zenginliğin aslında her sene biraz daha artarak ve özellikle gençlerin algısında teknolojiye, geleceğe odaklı, daha fütüristik bakçasını besleyebilecek bir zihinsel bilinç oluşturma noktasında da katkısını düşünürsek eğer, bu pedagojik durumu son derece önemsediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, Teknofest Samsun diye başladık. Aslında kırmızı beyaz gibi başlayan bir festivaldi. Daha sonra mavi laciverti falan döndü. Teknofest Samsun imajı 1-2 ay sonra yani Aralık aylarına doğru geldiğimizde Teknofest Karadeniz'e döndü. Tabii ki bölgesel olarak temsiliyet var ama Antep örneğinde yaşadığımız durum Teknofest'e ev sahipliği yapan il olarak adlandırılıyordu. Samsun'da aynı Antep gibi 2022 Teknofest'e ev sahipliği yapan şehir şu anda. Yani yükünü çeken şehir, organizasyonların altyapısını hazırlayan şehir, takvimini, programını ve kurumsal destekleri organize eden şehir ve yorulan şehir büyük bir oranda da. Tabii ki Teknofest sadece Karadeniz değil, tüm Türkiye'ye hitap eden bir kapsam olduğu için bölgesel anlamda da bir hareketlilik kazandırması normal. Bunu zaten önemsiyoruz ve destekliyoruz da. Ancak
Teknofest İstanbul'da Teknofest Marmara falan denilmedi. Teknofest İstanbul olarak geçti. Hadi diyebilirsiniz ki İstanbul 15-16 milyonluk bir nüfus. Karadeniz'i 2'ye 3'e katlar nüfus olarak, belki 4'e katlar falan diyebilirsiniz ama sonuçta tek gerekçe bu olmaması lazım. Şehirlerin ihyası ve şehirlerin imaj anlamında isimlerinin geçmesi bence daha önemli. Bir Samsun olarak bu konuyu önemsiyorum. Aslında ilk kırmızı afişler yavaş yavaş laciverten maviye döndüğünde küçük bir eleştiri yapmaya girişimde bulunmuştum ama sonra yaptığım araştırmalarda merkezden gelen talimatım, yani T3 Vakfı'nın ve Teknofest Genel Sekreterliği'nin ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın biraz daha bölgesel bakmasını tavsiye ettiğini gördük ve bu konudaki muhalefetimizi o an aktif hale getirmedik. Ama bence muhalefeti gerektiren bir durum bu. Teknofest Samsun olarak adlandırılmalı ve yine Teknofest'in rüzgarı kuzeyden esebilir, Teknofest Karadeniz'de denebilir ama Teknofest'in sahibi, ağırlığın yükünü, emeğini, derdini çeken şehir olarak biz bir aydan beri asfalt derdi çekiyoruz, trafik derdi çekiyoruz. Hep bunda Teknofest'in havaalanına giden güzergahın üzerinde ziyaretçilerin daha konforlu bir şehir görselini sahip olsunlar diye yapılan çalışmalar. Evet, birinci durum, eleştirel bakışım benim buydu. Şimdi daha özele gelmek istiyorum. Teknofest İstanbul son günde İstanbul'daydım ben ve yine İstanbul'daki bittikten sonraki süreçte de birkaç gün daha İstanbul'daydım. O ara Samsun'a festivalin alındığı haberini alınca hakikaten çok mutlu oldum, çok sevindim. Ve daha önceki şuurumuzla, Samsunluluk mensubiyetimizle ve temsiliyet kapasitemizle de hemen Teknofest'te ne yapabiliriz diye düşündük. Ben kendi kurumsal yapım içerisinde, kendi bölümüm içerisinde, kendi hoca arkadaşlarla, araştırma görevlileriyle ve öğrencilerle oturup bir fikir olgunlaştırmasını yaşadık ve sonuçta Teknofest'te hızlı bir şekilde bir festival projesi önerelim dedik. Adına da sanatsal tasarımlar dedik. Teknofest imgelerini işleyen, tamamıyla Teknofest ile alakalı görselleri, hedefleri, bakış açısını besleyebilecek bir kurgu ile Teknofest'in sahasında, yani havaalanında hem Samsun'u temsil etmek hem de Samsun temsiliyetinin ötesinde Teknofest'e sanatsal, tasarımsal anlamda katkı sunmak hedefimiz söz konusu oldu. Bu fikri olgunlaştırıp görselleriyle beslemeye çalıştık ve 5 başlıklı bir proje inşa ettik. Sanatsal tasarımlar olarak baktığımız bu 5 maddenin içerisindeki içeriği sizinle paylaşıyorum şu anda. Birinci çalışmamız anamorfik heykeller olarak gündeme gelmişti. Yine videoya geçebiliriz. Yönetmenden rica ediyorum. Anamorfik heykeller dediğimiz heykeller biraz daha görsel kolajı ön plana çıkaran, mekanı kullanan ve çalışma etrafında insanların dönmesiyle beraber birden fazla form algısı yaşayabileceği bir görsel materyal olarak gündeme geliyor. Bu heykel deniyor buna. Bir enstalasyon gibi, yani bir kurgu gibi bir çalışma olabilir. Küçük modellemesini de aslında videoda göreceksiniz. Küçük renkli toplardan biz Atatürk heykeli modellemesi yaptık. Bu onu daha büyük ölçeklere düşünün. Yani görüntü olarak sağdan baktığınızda diyelim ki Atatürk anıtını göreceksiniz. Soldan baktığınızda bir uçan insansız hava aracını göreceksiniz. Şu anda örneğini görüyorsunuz. Bakış açısı bu. Bu örneği yaşatmak için aslında bize de bir takım destekler gerekmesi gerekiyor. Yani malzemelerin temin edilmesi gerekiyor vesaire. Bunlar basit işler dedik. Birinci başlığımız bu. Detaya biraz sonra gireceğim. İkinci başlığımız anamorfik, yine illüzyon, heykel değil ama bu sefer görsel, grafiti kullanarak aslında yine duvar çalışmalarında anamorfik grafiti çalışmalarıyla illüzyon yaratmak. Dikkat ederseniz deminki verdiğim örnekte de seyirciler, izleyiciler bunun karşısına geçiyorlar. Bir aksiyon ile kendilerini konum aldırarak birden fazla farklı ürün görmeye çalışacak, tasarım görmeye çalışıyorlar. İllüzyonda da böyle. Bulunduğu bakış açısına göre orada 3 boyutlu algılayacak ama aslında öyle bir şey yok. Şu anda görsellerde grafitileri görüyorsunuz zaten. L biçiminde büyük blok duvarlar üzerine yapılacak olan çalışmalardı bunlar.
Ve bunların büyük oranda foto istasyon diyebileceğimiz, insanların önüne geçip fotoğraf pozu vereceği, fotoğraf çektireceği ve Teknofest'e gelen artık kaç yüz bin kişi olacaksa, bu yüz binlerce insanların, yüz binlercesinin de buraya gelip buna bakıp fotoğraf çekmeyi isteyeceği bir fon yaratmaktı. Bu ikinci çalışma. Üçüncü çalışma da zemin dediğimiz, zemin sanatı dediğimiz, işte street art diye geçiyor. Zemini boyayarak aslında, görseller oluşturarak bir algı yansıması, gene bir perspektifi devreye sokarak izleyicilerin o görsel üzerinde poz vermelerini sağlayarak bir farklı uzay yaratmak ve bu görsel üzerinde bir algı yansımasını işletip yine ilginç bir çalışmayı sahaya sunmak olacaktı. Bunlar ikişer tane olabilir, üçer tane olabilir, sayısı bir tane de olabilir, fark etmiyor. Biraz sonra görüntülere gelecek. Bu yer zemin çalışmaları da aslında basit çalışmalar, çok fazla külfeti olmayan ama tasarımsal boyutu ve görselleştirme becerisine ihtiyaç duyulacak bir akademik boyutu da söz konusu olan bir çalışma. Dördüncü başlığımız ise Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri hanımefendi, Emine Hanımefendinin de içinde bulunduğu ve öncülük ettiği atık malzemelerinin kullanılması üzerine bir proje. Atık malzemeler, işte pet şişe atıklarını kullanarak aslında şu anda görselde de gördüğünüz bir füze rampası, kamyon üzerinde füze rampası yapacağız. Bunun da şu an almak gerekiyor. Şu gördüğünüz çöp arabasını biz İlk Adım Belediyesi'nden aldık. Hurdaya ayrılmış bir çöp arabası. Konteynerini çıkarttık. Bu çöp arabası okulumuza geldi. Şu an Güzel Sanatlar Kampüsü'nde. Görüyorsun nasıl geldi, nasıl zor şartları taşıdığımızı. Bu o çalışmamızın kaidesi olarak kullanılacak. Kamuflaja bürünecek. Üzerine yerleşecek olan platform sayesinde pet şişelerden yapılmış olan, atık malzemeden yapmış olan füze rampası inşa edilecek. Şu an görüyorsunuz görüntülerde. Bunun çalışmaları şu an devam ediyor. Ve 30 Ağustos'tan önce bitecek kesinlikle ve bunu da yine kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun da hem Büyükşehir Belediyesi'nden hem de İlk Adım Belediyesi'nden destek alarak bu çalışmayı yapacağız. Bu benim daha önce planladığım bir projeydi. Yani atık sanat park olarak düzenlediğimiz bir projeydi. İçişleri Çevre Bakanlığı'nın ve yine AK Parti İl Başkanlığı'nın içerisindeki bir takım organizasyon gruplarının talep ettiği bir projeydi. Ben de onlara böyle bir tasarımda bulundum. Yani eski hurda arabaları toplayarak onları kaydı olarak kullanıp onun üzerine atık malzemelerden heykeller yapıp bu 15-20 tane heykeli büyük bir alana serpiştirip Batı Park gibi, Doğu Park gibi daha geniş alanlar içerisinde bir atık sanat parkı teşkilini ortaya koyup bunu tüm Türkiye ile paylaşmak olacaktı. Belki de Emine Hanım Efendi'nin bu projeyle ilgili bakış açısında oldukça merak edip desteklerini de görmek istiyorduk ama maalesef bunu o anki proje talep edenler sonuna getiremediler. Sonraki basamakta Ankara Ladik Öğretmen Okulu'nun karşısında bunu, Ambar Köyü'nün karşısında bunu alana yapmayı planlandı. Ladik'teki belediye başkanımız hanımefendi bir pozitif ayrımcılık olsun denildi ve orada planlayalım bu bir şey. Ona da evet dedik ama maalesef bu işin sonu gelmedi. Proje elimizde kaldı. Ben o projenin örneğini, dikkat ederseniz bir çöp kamyonunu kaydı olarak kullanacağım. Hurduya ayrılmış çöp kamyonunu. Taşıdığı çöplerden bir sanat eseri yapacağız. Ve bu kamyon o sanat eserinin kaydesi olacak. Düşünün bak ne kadar anlamlı bir boyut kazanıyor. Yani çöp kamyonu kendi hikayesiyle bir sanat eseri yazacak, yaratacak. Ve bunu da biz kamuoyuyla paylaşacağız. Bir partide bunu sergileyeceğiz ya da üniversitenin bahçesinde sergileyeceğiz. Bu dördüncü çalışmamız. Beşinci çalışmamız ise yine Teknofest imgeleriyle havacılık ve uzay imgelerini kullanmaya yönelik daha çok füze görseliyle gündeme gelen askeri mühimmat kutuları içerisinde şu an bunları görüyorsunuz. Bunlar benim atölyemde şu anda mevcut. Daha önce yaptığım zarf ve mazluk çalışmaları içerisinde bu boruları sanat eserine çevirerek onlara birer füze görüntüsü vererek aslında füzenin silah olmaktan çıkarılıp dostluğa, sanata, kültüre olan katkısını imaj olarak besleyebilecek bir format ile yeniden izleyiciye sunmak olacaktı. Bu da sahada, havaalanında sunulacaktı. Dikkat ederseniz 5 madde de oldukça külfetli,
oldukça emek isteyen ve ekip isteyen bir çalışma. Şimdi geliyorum tekrar projenin başına. Ben bu projeyi dosyaladım, görsellerini ayarladık, ekibi kurduk, ekibin de logosunu yaptık, ekip diye. Ekibin de o iki tane K'nin ters görünerek aslında ki odaki bir tırnak işareti içerisinde S harfi oluşuyor. Yani Samsun'u önemsemenin verdiği espriyi orada bir kavram olarak, logo olarak kullandık. Ve bu broşürü ilk önce Sayın Valimizle paylaştık. Ve Sayın Valimiz daha projeyi, dosyayı görür görmez, hocam bunu hemen yapalım. Çok güzel, ne gerekiyorsa destek veririz denildi. Ve bu Kasım ayında oldu. Bakın Ekim ayında projelendirdim. Kasım ayında Sayın Valimizle paylaştık. Ve Kasım ayının sonunda, Aralık aylarının başında da Teknofest T3 Vakfı müdürü ve Teknofest genel sekreteri Ömer Bey Samsun'a gelmişti. Valilikte Teknofest ile ilgili toplantılar icra ediliyordu. O esnada da ben valilikten randevu talep ederek Ömer Bey ile yüz yüze bu projeyi paylaştım. Ve bu sefer de tıpkı Vali Bey'in verdiği tepki gibi Ömer Bey de, hocam bu projeyi hemen yapalım. Hatta projeyi sahada yapmadan önce de Samsun'u da yapalım. Sonra bunu sahaya taşıyalım ve bunu insanlarla buluşturalım denildi. Ve bu iki görüşme benim için son derece mutluluk verici bir görüşme olduğunu buradan açıkça belirtmek istiyorum. Hakikaten çok ümitlendim. Hakikaten çok rahatladım. Çünkü ben sadece emeğini ekip olarak çekeceğiz ama bunların işte boyasıdır, platformudur, işte kamyondur, pet şişelerdir, şunlar, bunların aslında belediyelerden, kurumlardan maddi destek alarak yapılmasını bekledik. Ve biz kendimiz hiçbir şekilde maddi bir şey beklentiye girmedik. Ne öğrenci arkadaşlarının beklentisi var, ne araştırma görevlisi arkadaşlarının beklentisi var, ne diğer ekip arkadaşlarımızın, teknisyenlerimizin beklentisi var, ne de benim beklentim var. Bunları biz Samsun'umuza ve böyle milli kapsamlı bir icraatın içerisine sırf bu kapsamı daha genişletecek, daha popüler kılabilecek görsel besleme ile ve ilginç çalışmalarla desteklemek amacımız. Ve bu olay büyük bir oranda Nisan ayına, Mart ayına kadar devam etti. Biz projeleri fiyatlandırdık. Malzemelerin temini için, şunun için, bunun için. Çünkü hem valilik hem de Teknofest bize destek vereceğini sözünü verdi. Ben bunlara rağmen yine Nisan ayının sonunda İstanbul'a gittim. Üsküdar T3 Vakfı'na Ömer Bey'in misafiri oldum. Yüz yüze görüştük ve son teyidimizi yaptık. Ve dedik ki işte Teknofest'le ilgili çalışmaları artık başlayacağız. Uygulamalara işte bunların temin edilmesi gerekiyor. Projenin elimize geçmesi gerekiyor. Ve bunun için de yapabileceğimiz çalışmalar neyse bunları hemen başlatıp derhal ekiple bir araya gelip yaz içerisinde bitirip hem sahada hem de Samsun'daki icraatlarımızı da halkımızla Karadeniz'de ve tüm Türkiye'yle paylaşmak niyetimizi belirttik ve orada da anlaştık. Sonuçta hocam bize fiyatları çıkarın, işte hangi malzeme gerekiyorsa ister sizin orada ya da biz temin edelim, bu desteği size verelim ve Teknofest'i alalım denildi ve şu anda gelen süreçte hiçbir sorun yok. 5 maddelik çalışmamız, bu projelerimiz ayrı ayrı az önce zikrettiğim projelerimiz uygulanacak şekilde teyitlendi, garantiye alındı ve Mayıs ayı içerisinde biz ekibimizle toplantı yaptık sürekli ve projelerin orijinallerini üretmeye başladık. Yani zeminde ne yapacağız, grafitide ne yapacağız, duvarda ne yapacağız, anamorfik heykelin malzemesi strafor mu olsun, taş mı olsun, beton mu olsun, şu mu olsun, bu mu olsun, bunları konuşurken T3 Vakfı da bunu yönetim kuruluna sunacağını söyledi. Biz de cevabını bekledik ve yaklaşık 15 gün sonra Mayıs'ın ayının ortalarına sonlarına doğru bir telefon geldi ve denildi ki hocam biz yönetim kurulu kararı olarak karar aldık. Hatta beni arayan da kurumsal yapının içerisindeki icra kurulu üyesinden bir tanesi, tanımadığım birisi, daha önce hiç muhatap olmadığım birisi aradı ve o bu bildirim bana yapmak üzere kendisini aradığını söyledi. İçerik de şu, hocam dedi biz yönetim kurulu kararı olarak Teknofest'in kapsamı içerisinde 5 çalışmaya sokamayacağız. Sadece 2 çalışmaya sokacağız. Ben de sordum doğal olarak hangi çalışmaları istiyorsunuz ki? Onlara yani gece konu çalışmaları veya girmeyenler hangisi? Sadece grafiti ve zemin boyamayı istiyoruz dediler. Yani boyamayla ilgili çalışmaları istiyoruz. Anamorfik heykeli, işte bu atık sanatla ilgili heykeli
ve zarf mazrufu istemiyoruz şeklinde. Ben de doğal olarak tepki gösterdim. Reaksiyonum oldu yani. O da şöyle bir reaksiyon oldu. Sanatsal tasarımlar tümleşik karakterlidir. Bir bütündür. 5 madde birbirini destekleyen, birbirine kenetlenmiş ve bir uzay içerisinde, bir mekan içerisinde izleyiciyle teması öngörmüş ve etkileşimi de kendi insicamı içerisinde bu 5 maddenin gücüyle, 5 unsurun etkileşimiyle maksimal seviye taşıyabilecek bir tasarım olduğunu. Dolayısıyla ya hep olması lazım ya da hiç olmaması lazım. Yani ya 5'i olacak ya hiç olmayacak şeklinde. Sonuçta 5'i olamayacağı söz konusu olunca ben teknoloji festivalindeki bu projeyi geri çekmek zorunda kaldım. Tabii sebeplerini sormaya çalıştık. Yani maddi olarak mı bu malzemeler karşılamadı? Yok, maddi problemimiz yok denildi. Problem ne o zaman? Havaalanında işte yer bulma sorunumuz ne olabilir ki? Biz çalışmaları iki yerine bire indiririz. Bize bir dönüm arazi de yeter. Sıkıştırırız, sonunda şey yok. Ama şunu düşünmeye başladım daha sonra. Yani bu zaman zaman bireysel olarak yaşadığım da bir şey, bazen kurumsal olarak yaşadığım bir şey de. Bazen de işte etkinliklerimizde, sanatsal etkinliklerimizde, sanat eserinin karşısına gelen izleyicilerle kurduğumuz diyalogta da gündeme gelen bir şey. Galiba anlatamadık mı acaba? Tesiriyle orantılı gücünü hissettiremedik mi acaba tasarımların diye düşünmeye başladım ki bu bir yıldan beri anlatılan, gösterilen, imaj çalışması yapılan ve paylaşılan bir çalışma. Bunu herkes rahatlıkla görüp anlayabilir ve bunun tesirinden de o an için müteessir olabilir zaten. Bunda bir kuşkumuz yok. Bunda bir aksi düşüncemiz, görüşümüz de yok. Ve biz maalesef Samsun'a, Samsun'daki Teknofest'e bu olayı katamıyoruz şu anda. Teknofest'in kendi içerisindeki içeriğe de bunu müdahale edemiyoruz. Bakın, sanatsal tasarımlarla biz yine Ömer Bey'e şu teklifte bulundum ben. 30 küsür, 39 saniyede herhalde yanılmıyorsam Teknofest yarışma başlığı var. Bunların içerisine bir de Tekno Art diye, Tekno Sanat diye bir başlık daha ilave edelim. Ve teknolojik sanat eserleri var. Bunları da yarıştırın burada ve bunları da sergileyin Teknofest'le de bundan sonra dedik. Bu da son derece memnuniyet ile karşılandı. Hocam bunu da ekleyelim dedi. Muhtemelen 40-41 yarışma kategorisi içerisinde Tekno Art'ın da olmasını sağlamışız diye düşünüyorum şu anda. İnşallah ondan da vazgeçmezler. Çünkü içine sanat girdiği zaman bir etkileşim ortamı, etkileşimin gücü, tesiri çok fazla. 2'ye 3'e katlamanız gerekiyor. Ve ben bu Teknofest içerisinde bir Samsunlu olarak hedeflediğim bu projeyi gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyorum şu anda. Yalnız 2 tanesini gerçekleştireceğim. Yani atık sanattan o kamyon üzerine yapacağım heykeli yapacağım ve bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ve zarfı mazlumu da yapacağım. Onu da yine kamuoyuyla paylaşacağız. Yani ben bu 2 çalışmayı Teknofest'te sergilenmeyecek ama okulumuzun bahçesinde ya da işte belediyelerin uygun gördüğü bir alanda siz Samsunlularla paylaşacağım. Diğer 3 çalışmayı da nasip olursa, şu an afişte görüyorsunuz bakın. Diğer 3 çalışmayı da artık ne zaman nasip olursa, hangi etkinliğe nasip olursa Teknofest'in dışında başka bir şeye taşıyabiliriz. Bakın, bunların altyapısı, tasarımları aslında çok son derece önemli çalışmalar ve bunları ortaya koyabileceğimiz doneler son derece girift unsurlar. Ve biz sanat olarak, tasarım olarak bu etkileşim ortamını maalesef Teknofest'te kullanamamış olacağız. Tabii burada şuna sitem olarak gündeme getirmek istiyorum. Bu bir eğer kurumsal yapının dışında milli bir mesele ise ve bu milli meseleye ev sahipliği yapan Samsun bu etkinliğin mekansal sahibi ise, o Samsun'un yöneticileri de başta Sayın Valimiz olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer kurumsal kimliklerimiz, rektörlerimiz olmak üzere aslında bu festivalin içerisinde bu projeyi yerleştirebilirlerdi. Yerleştirmeleri gerekiyordu. Bence bu bir sitem. Bu da haklı olarak kendimi gördüğüm bir sitem. Tekrar ediyorum. Yani bu içerikler Samsun Havaalanı'nda, Samsun Teknofest 2022 içerisinde yer alabilirdi. Bunun sadece kararını
T3 vakfı verecekse o zaman bu işin ulusallığını ve milliliğini tekrar görmek lazım, tartışmak lazım. O yüzden konuya öyle girdim. Yani milli teknoloji hamlesinin tüm etkileşim ortamlarını ulusal düzeye yayıyorsak eğer, bunu şehirler üzerinden, bölgeler üzerinden de kristalize ediyorsak ve keskinleştiriyorsak eğer, o şehrin de dahlini mutlaka önemsememiz gerekiyor. Öyle ümitliydik ve aslında bundan sonraki süreçler içerisinde Teknofest bu projeyi alıp her sene gittiği şehirde de kullanır anlamında. Çünkü kendisine katma değer oluşturan, imajını destekleyen, güçlendiren ve zihinlerde daha fazla bellekte kalıcı hale getirebilecek görsel yerleştirmeler olarak pratizik edilebilecek küçük pratiklerle, yani fotoğraf etkileşimiyle kamuoyuyla paylaşılabilecek bir durum söz konusu olabilir. Tabii ki burada bir iddiamız bizim Teknofest'te birinci unsur değiliz. Orada teknoloji ön planda, yarışmalar ön planda, mukayeseler, Samsun'dan bir etkileşim tasarımsal bir boyut oraya eklenebilirdi. Samsun'un gücü buna yeterdi. Bunu isteyebilirdi, arzulayabilirdi, ısrar edebilirdi bu konu hakkında. O açıdan ben Samsunluluk, mensubiyet ve temsilliyet ruhunu, bilincini, şuurunu kendim adıma bir kez daha deneyimlemiş oldum. Tabii ki hoca boş ver, işte kendini yorma, bu işlere niye giriyorsun filan da diyebilen insanlar olabilir içimizde. Ben bunu ısrarla yok sayıyorum. Görmezlikten geliyorum. Samsun varsa ortada, kendi şehrim, içinde büyüdüğüm şehir, yaşadığım şehir, doğduğum şehir varsa işin içerisinde, oraya katkı sunmak açısından elinden ne geliyorsa yapmaya her zaman hazırım. Ve bu projeyi oraya taşıyamamak benim için hakikaten çok üzücü bir şey. Daha önce de buna benzer bir şey yaşadım. Ve 2023'e kadar bir proje yapmayacağım diye söz vermiştim kendime ama Teknofest 2022 Samsun alınınca o sözümüzü bozduk. Yeminimizi bozduk. Türk ümmi ifadesiyle aslında. Bir şekilde bir proje hazırladık. Hakikaten büyük emekler harcadık. Yaklaşık 8 ay, 9 ay bunun içine çalıştık. Ama maalesef bunun %50'sini aşağı yukarı gerçekleştiremiyoruz. Diğer %50'sini de Teknofest'te sergileyemiyoruz. Ben Teknofest izleyicilerini, meraklılarını Güzel Sanatlar Kampüsü'nde, eğer orada izin verilmezse, bilemiyorum o da bir bürokratik bir şeye takılır mı, Batı Park'ta bir boşlukta eserleri çıkarıp orada halkımızla yine Teknofest imgeleri olarak paylaşmak istiyorum. Sonrasında da Teknofest maalesef bu etkileşim ortamından, bu sanatsal tasarımlardan mahrum kaldı diye de bir serzenişim olacaktır. Haklı bir serzeniş olarak bu gündeme gelecektir. Bunu da Samsun kamuoyuyla da paylaşacağım. Ve inşallah bundan sonra da bunların yaşamaması adına bir adım olarak, biraz keskin, biraz sert bir adım olarak devreye girer. Çünkü Teknofest insicamından ve amacından koparılırsa, belli idari kadroların devamını sağlayacak noktaya taşınırsa, bir şehrin şirin gözükme adına bir takım unsurlarını, karakterini besleyici bir hüviyet olarak kullanılacaksa ve suistimal edilecekse buna da karşıyız. Bunu da altını buradan çizelim. Ve ben tekrar Teknofest için yaklaşık 8-9 aydan beri çalıştığımız bu projenin maalesef Samsun'u temsil edemeyeceğini, havaalanımızda yer alamayacağını, Teknofest'te bir etkileşim ortamına katkı sunamayacağını, dolayısıyla Teknofest'e de katma değer oluşturamayacağını buradan vurgulamak istiyorum. Bu programı da bunun için, bu içeriği sizinle paylaşmak için değerlendirmiş olduk. Sizin de bu konuya bakış açınızı bu programı izledikten sonra da eğer görebilirsek görmek isteriz. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum tabii ki. Ben burada sözlerime son vermek istiyorum. Haftaya yine program yapacağız. Yine haftaya Samsun'a temas edeceğiz. Belediye başkanımızı burada ağırlayacağız. Onun da sürpriz olarak şimdi söylemeyeceğim size. Tanıtımda da göreceksiniz. İnşallah yine haftaya Samsun'u, Samsun'un sanatını, Samsun'un kültürünü, bu yükü taşıyan insanlardan bir tanesi olarak belediye başkanımızdan bir tanesiyle paylaşacağız ve onunla da görüşlerini, yaklaşımlarını, çalışmalarını, fikirlerini, hedeflerini öğrenip yine Samsunluları, taraftarlarımızla, Samsunlu takipçilerimizle ve diğer takipçilerimizle, Samsun dışındaki Samsunlularla da
bu olayı paylaşıp sizinle tekrar bir araya gelmeyi umuyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için. Size iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.